Trump has put us in a horrible situation. We do have enormous. AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, ABD Başkan adayı John Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki konuşmalarına sert tepki gösterdi. Başkan Dağtekin yapılan açıklamada bir kasıt olduğunu, muhalefetin milli birlik ve beraberliği savunması gerektiğini, ancak muhalefetin aksi yönde hareket ettiğini belirtti. Öncelikle Joe Biden meselesi tabii hepimizin dikkatini çekti. Bakıyoruz ki tabii muhalefetimizin takıldığı konu başta önemli. Niye 8 ay önce oldu da neden şimdi ortaya çıktı? Ama 8 ay önce gizli, kapaklı, kapılar ardında yapılan bir söyleşi. Bu söyleşi de New York Times bir birimi olan bir yerde bölüm bölüm yayınlanıyor ve bunu gündeme getiren de bugün Taha Dağlı'nın Kanal 7'de verdiği röportaja göre, onun ifadesine göre bir Kuzey Iraklı Barzani taraftarı bir gazetecinin ortaya çıkardığı düşüncesi. Şimdi buradan baktığımızda yani AK Parti yönüyle bir kasıt yok. Asıl kasıt bence şudur. Türkiye'yi seçilmiş liderini, sayın liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmeye yönelik kullanılan ifadelere sert bir tepki koyarak siz bunu diyemezsiniz. Milli birlik ve beraberliğimiz her şeyin önündedir. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni, demokratik yapısını, demokratik seçimlerle iktidarıyla, muhalefetiyle birbirimizle mücadele ederiz ama Türkiye bizimdir, seçilmişler de bizimdir diyecekken böyle dolambaçlı laflarla maalesef tam kınayamayan, duruşunu net ortaya koyamayan muhalefet mantığını ben şahsen kınıyorum. Dağtekin muhalefeti bu anlamda kınadığını aktarırken bu şekilde açıklamaların doğru yolda olduklarının göstergesi olduğunu kaydetti. Çünkü yerelde de bunu görüyorum. Paylaşımı yapıyorum. Paylaşımın altına hele bu niye sonradan ortaya çıktı? Sen niye sonradan ortaya çıktı diyeceğine sen bu işin neresindesin? Türkiye'nin seçilmiş cumhurbaşkanına bu ifadeler kullanılırken bir yerli, bir milli kişi olarak senin bakışın nedir? Asıl bizi ilgilendiren bölüm budur ve bizim yönümüzle de AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yönüyle de baktığımızda eğer bizim üzerimizde bu kadar plan programlar yapılıyor ise hamdolsun demek ki biz doğru yoldayız. Demek ki dünya beşten büyüktür dediğinde kızdırdığı yerler hala kızıyor. O beş hala bütün dünyaya o egemenlik mantığıyla hükmetmek istiyor ama biz hakkın, adaletin, doğrunun, iyinin hakim olacağı bir dünyanın geleceğine inanıyor ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın da bunun en büyük savunucusu ve savunucular arasında olduğuna inanıyoruz.